hasta bakıcısına, büro çalışanından temizlikçisine pandemi süreci boyunca canla başla büyük fedakarlık vererek ve emek harcayarak çalıştık. Bu emeklerin karşılığı TÜİS değildir. Bu emeklerin karşılığı televizyonlara çıkıp teşekkür etmek değildir. TÜİS de değil, üniversiteyle masaya oturmak istiyoruz. Sefalet zammı değil, yaşanacak ücret istiyoruz. Rektörlükte çalışan arkadaşlara eşit haklara sahip olmak istiyoruz. Bunun için de eşit işe, eşit ücret diyoruz. İstediğimiz 30+30 ikramiyelerimiz, çalışma saatlerimizde eşitlik, aynı çatı altında aynı işi yaptığımız arkadaşlarımızla eşit ücret, adil ve hakkaniyetli yaklaşım talep ediyoruz. Bunun için de karşımızda TÜİS'i değil, kim adına emek veriyorsak onu görmek istiyoruz. Biz de sağlık işçileri olarak Cerrahpaşa'nın işçileriyiz ve onlardan talebimiz TÜİS değil, Cerrahpaşa'yı karşımızda görmek istiyoruz. Sizin sesiniz olacağım. Sesinizi duyuruyorum. Öncelikle rektörlük, öncelikle dekanlık, öncelikle Tayyip Erdoğan, öncelikle Sağlık Bakanı. Bizler burada köle gibi çalışmak istemiyoruz. Evimize kişi başı evlerimize, çocuklarımıza tane tane meyve götürmeye başladık. Evimize yarım kilo kuşbaşı değil, 20 liralık, 10 liralık kıyma alıyoruz, kuşbaşı alıyoruz. Nerede bu devlet? Nerede bu Cumhurbaşkanı? Sesleniyorum. Duyun. Eşitlik istiyoruz. 3 yıldır bir zam yok. 3 yıldır 2900, 3100'e çalışıyoruz. Nerede bu eşitlik? Nerede bu devlet? Nerede bu rektörlük? Nerede bu dekanlık? Haklarımız %4 oranını istiyoruz. Bizimle beraber aynı işi yapan İşkur'dan gelen arkadaşlarımızla aynı eşitte çalışmıyoruz. Onlar 40 saat çalışırken biz 45 saat çalışıyoruz. Onlar 4000 küsür para alırken biz 2800, en fazlası 3100 alıyoruz. Burada 30 senelik emektar işçilerimiz var, 10 senelik, 5 senelik de işçilerimiz var. Neden bizler 2100 alıyoruz? Neden biz 3100 alıyoruz, onlar gibi 4100 almıyoruz? Neden? Pandemi döneminde tulumları giyip de terlerimiz akıncaya kadar çalıştık. Aç susuz kaldık. O zamanlar neredeydi bu devlet? Neredeydi bu Sağlık Bakanı? Nerede bizim haklarımız? Bugün Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ikinci bir gösterimizi yaptık. Rektörlüğümüzü işçilerle birlikte toplu sözleşme yapmaya davet ediyoruz. Biz sefalet ücreti değil, insanca bir maaş istiyoruz. Biz TÜİS istemiyoruz. Rektörlüğümüzle bir sözleşme yapmak istiyoruz. Bu pandemi döneminde sağlık işçileri ölüyor, Covid oluyor, çok zor şartlarda çalışıyor. Biz alkışlanmak değil, sözleşme istiyoruz. Biz ölmek istemiyoruz. Biz evimize daha iyi bir şekilde imkan sağlamak istiyoruz. Alkışlanarak değil, biz sözleşme yapılarak sağlık işçisinin değerinin anlaşılmasını istiyoruz. Evliyim ve 2 çocuğum var. 2800 lira maaş alıyorum. Yani bu şu koşullarda sağlık sektöründe, kamu sektöründe çalışıyoruz. Yani kamu sektöründe çalışma şartı artık çok kötü. Sözleşme yapılmıyor. Biz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sağlık Bakanımızı, rektörümüzü çalışma yapmaya davet ediyoruz. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Hakkımızdan fazlasını istemiyoruz. Sadece hakkımız olan ücretleri istiyoruz. Daha iyi koşullarda çalışmak istiyoruz. Daha iyi şartlarda, daha iyi sosyal haklar almak istiyoruz. Ben 7 senedir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışıyorum. 4 sene çalışmanın sonunda bize taşlarından kurtulup kadroya geçeceksiniz dediler. Biz de dört gözle kadroyu beklerken ama bilmiyorduk ki bu geçiş sürecinde 3 yıllık bütün sendikal haklarımız, bütün zamlardan mahrum kalacağımızı bize söylemediler.
kadro deyip gözümüzü boyadılar. Kadroya geçtikten sonra öğrendik ki 3 sene boyunca hiçbir haktan yararlanamayıp köle gibi çalışacağımızı öğrendik. 3 sene öncesine kadar bizim almış olduğumuz temel gıdaların fiyatı şu an için %50-%60 miktarında yükseldi. Ancak bizim maaşlarımız 3 sene öncesine göre en fazla 300 TL kadar zamlandı. Asgari ücret zamlarından da yararlanamadık. Benim 2 tane çocuğum var. İnanın eve kırmızı eti saymıyorum zaten. Anca alıyorsak tavuk eti alıyoruz. Markete gittiğin zaman kırmızı etin yanından geçemiyorsun. Maaşın yetmiyor. Şubat ayı 28 çekiyor diye bize eksik maaş yatırılıyor. 30 çektiğinde eksik maaş yatırılıyor. Biz de hazır toplu sözleşmelerimizin zamanı gelmişken rektör beyefendinin de bizlere TÜİS'in dayatacağı hakları vereceğini açıkladıktan sonra bu eylemleri yapma kararı aldık. Bütün sayımız çok eksik aslında. Çoğu arkadaşımız da korkudan dolayı gelmiyor. İşten kovularız. Bize mobbing uygulanır korkusuyla gelmiyorlar. Oturdukları yerden hak talep ediyorlar. Öyle bir şey yok. Biz sonuna kadar, Mayıs sonuna kadar bu gösteriler düzenlendikçe katılmaya devam edeceğiz. Biz sadece zorlu yaşam şartlarında geçinebileceğimiz asgari ücret değil, daha üstünde bir maaş talep ediyoruz. Hepimizin çocukları var. Hepimiz, çoğu arkadaşımız 4'ten sonra ek işe gitmek zorunda kalıyorlar. 3-4 saatlik uykuyla gelip burada hastanenin yükünü çekiyorlar. Personel eksikliğinden tutun, sürekli bize şahsi özel işlerini yaptırmaya kadar her türlü zor şartlara maruz kalıyoruz biz burada. Bu yüzden sadece haklarımızı istiyoruz. İşe sabah geldiğimiz zaman sevinerek, mutlu bir şekilde gelebileceğimiz ücretlerimizi, haklarımızı, ikramiyelerimizi talep ediyoruz.